Merhabalar yine. Evet, kıymetli arkadaşlarımız. Doğu Akdeniz Havzası'nda şarabın tarihine adanmış 6. toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Anadolu'da bu kültürün bıraktığı izlere bakacağız ve günümüzdeki varlığını ele almaya çalışacağız. Bu şaraba ve bağlara yönelik olarak bu seneki konuşma dizimizde yaptığımız ikinci seans olacak Sismanoğlu Megaro'da. Şarabın tarihiyle ilgili olarak ve bu yönde yapılan çalışmaların coğrafi bölgeye açısından ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek için daha fazla şans sahibi olmak adına bugün iki farklı konuşmaya yer vereceğiz ve iki ülke açısından bu yönde yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bu konuşmalarla görme şansımız olacak. Evet, bugün dikkate alacağımız bölge Anadolu'nun Ege kıyılarını kapsamakta. Bunlar antik çağlarda İonya, Aeolis ve Propontis olarak bilinen ve sakinlerinin en eski dönemlerden beri bağcılık, şarap üretimi ve şarap ticaretiyle meşgul oldukları şarap üreten bölgeler olacak. Antik literatüre baktığımız zaman Homer'in döneminde dahi bu bölgede üretilmiş çok kıymetli şaraplardan bahsedildiğini görürüz. Aristos Hios gibi, yani Sakız Adası şarabı anlamına gelen antik şaraplar, özellikle Kios, Innuses gibi küçük adalarda üretilmekteydi ve isimlerini Inos'tan, yani ürettikleri şaraptan almaktaydı bu adalar. Yine burada üretilen şaraplar hem bölgede tüketilmekteydi hem de istikrarlı bir piyasa değerine sahip lüks mallar olarak uzak yerlere götürülmekteydi. Her biri en az 20 litre olan ve sivri uçlu küp olarak bilinen kapların içerisinde saklanmaktaydı. Sonrasında bunlar gemilere sırasıyla yüklenmekteydi ve bu şekilde güvenli bir şekilde taşınabilmekteydi. Yeni Kapı'da bulunan bulgulara bakmanızı tavsiye ederim. Orada bu kaplardan olduğunu göreceksiniz. Bugün bu konuda bize konuşma yapacak bir uzman arkadaşımız aramızda. İzmir Ege Üniversitesi'nde dekan olan Sayın Profesör Doktor Arkeolog Ersin Dölger, kendisi hayatını amforeleri araştırmaya ve yine İonya ve Aeolis bölgesindeki arkeolojik araştırmaları yapmaya adamış olan bir kişi ve yaptığı çalışmalar neticesinde buradaki şarap kültürünün ve şarap geneliğinin kanıtları açığa çıktı. İonya ve Aeolis'teki şarap geleneği aslında çok uzun bir geçmişe dayanmakta. Ta beylik dönemlerinde ve Osmanlı dönemlerinde ve hatta Romalılar ve Bizanslılar döneminde bu şaraplar görülmekte. Şüphesiz ki burada Hristiyan, Yahudi ve yerel toplumların aynı zamanda çok eski dönemlerde İzmir'e yerleşmiş olan yabancıların rolü çok önemliydi. İzmir bildiğimiz üzere Osmanlı İmparatorluğu ile Batı arasındaki ticari faaliyetlerin gerçekleştiği önemli bir limandı. Bağcılar özellikle bu bölgede yaşamakta olan ve yüzyıllar süren bir sürenin ardında edindikleri bilgi ve becerileri
Anadolu felaketinden sonra Yunanistan'a götürmüş olan Ortodoks Hristiyanların yapmış olduğu bir faaliyetti. Yine bu konuyu da bizlere Elizabeth Kontogiorgi anlatacak. Kendisinin Makedonya'daki Anadolulu mültecilerin kırsal anlamda rehabilitasyonlarına ilişkin çalışmaları uluslararası biyografilerde yer almış durumda. 1923 yılından sonra Uluslararası Mülteci Rehabilitasyon Kurulu tesis edildi ve bu kurul çok uzun bir süre Yunan devletine mültecilerin kırsal rehabilitasyonu sorumluluğunu verdi. Bu çerçevede deneyimli bağcıların ve deneyimli şarap üreticilerinin desteklenmesi sağlandı. Aynı zamanda evvelden Müslüman topraklarında bağcılık yapan bu kişilerin bağcılık faaliyetleri desteklenmiş oldu. Yine Milletler Cemiyeti'nden alınan verilere baktığımız zaman 1924 ila 1926 yılları arasındaki dönemde Makedonya'da 50 bin dekara ulaşan bağlar oluşturulmuştu. Bunlar Selanik, Nusa, Edessa, Verya ve Florina bölgelerinde oluşturulan bağlardı. Anadolu'lu ve Trakyalı göçmenlerin, mültecilerin yapmış olduğu önemli bir katkı da onların sayesinde asma bitiyle yok edilen asmaların yeniden dikilmiş olması. Kendilerine verilen küçük topraklarda çok emekler göstererek bu yeni topraklara bağları yeniden tesis ettiler ve bu bağlarda onları ödüllendirdi. Çünkü şarap daima nerede yetiştiriliyor olursa olsun, kim yetiştiriyor olursa olsun o kişiye bereket getirir. Evet, kıymetli meslektaşlarıma davetimi kabul ettikleri için de bir kere daha teşekkür ediyorum. Şimdi Ersin Bey'den bize küplerle dolu teknesinin dümenine geçmesine ve bize söz verdiği seyahate çıkarmasını rica ediyoruz. Teşekkürler. İlk slide, Kuzey Yarımküre'de 30 ve 50 paralellerin arasında uygarlık mı, şarabı, şarap mı uygarlığı izliyor, hala karar veremedik. Ve 9. yüzyıldan itibaren Orta Doğu'da hülle ile rakı icat ediliyor. 9. yüzyıldan beri rol çalmaya çalışan ikinci sınıf bir içki olarak değerlendiriyorum rakıyı. Bir Türk'ün linç edilmeden bu lafları söylemesi biraz sorundur ama bu cesareti gösterebiliyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi şu paralel tamamıyla uygarlık paralelidir. Yani uygarlığın ilk çıktığı 30 ile 50 arasında. Dikkat ederseniz Japonya'dan bütün Orta Asya ve aynı zamanda Amerika bu uygarlığın sınırları içinde en iyi şaraplar bu paralelde üretiliyor. Bunu geçtikten sonra bütün efsaneler, bütün kutsal kitaplar, Nuh öyküleri dahil olmak üzere şarabın ve bağın, asmanın kültüre alınmasını şu gördüğünüz coğrafya işaret ediyor. Yani buradaki ülke isimlerine bakmayın. Bunlar politik isimler. Aslında biz bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ermeniler, Azeriler, Gürcüler ilk şarabı kendilerinin icat ettiğini zannediyorlardı ama ilk şarap icat edildiğinde ne Gürcü vardı, ne Azeri vardı, ne Ermeni vardı. Ama biz biraz daha aşağıda Zagros dağlarında bir ören yerinde bulunan bir kübün içinde bir rezudunun yani bir kalıntının analiz edildiğini, bunun
tartarik asit ve aynı zamanda reçine olduğunu gördük. Yani reçine ile şarap aynı zamanda bir aradalar. Neredeyse İsa'dan önce 5500 yılından itibaren. Bu çok önemli bir şey. İkisi de antiseptik. Ben her konferansımda şöyle bir örnek veriyorum. Bir bardak suyla bir bardak üzüm suyunu yan yana koyun, bekleyin. Suç neredeyse bir sene hiç hareket etmeyecek, hiç kımıldamayacak. İçildiğinde de belki de mikrop kapacak ve hasta olacaksınız. Ama hemen yanındaki üzüm suyu sıkılır sıkılmaz hareket etmeye başlayacak. Köpürmeye başlayacak. Rengi değişmeye başlayacak. Kokusu, dokusu değişmeye başlayacak. İçtiğinizde atropik bir etki yapmaya başlayacak. Ve kendinizden geçirecek her türlü derdinizi unutacak. Şimdi söyler misiniz? Su mu kutsal olur yoksa şarap mı kutsal olur? Bundan daha doğal bir şey yok diye bunu böylelikle. Şimdi tabii Anadolu ikinci basamak. Doğu Anadolu'dan giriyor. Ama ben Neolitik dönemde Anadolu'da şarabın ve bağın kullanıldığını pek zannetmiyorum. Çünkü Neolitik dönemdeki kaplara baktığınızda hepsi açık ağızda. Yani bu kaplarla pek şarabı ne koruyabilirsiniz, ne yapabilirsiniz, ne tutabilirsiniz. Ama erken Tunç, yani İsa'dan önce 3. binden itibaren tamamen farklı bir kültür. Çanak çömlekte, her şeyde farklı bir kültür ortaya çıkıyor. Gaga ağızlı testiler, kapalı kaplar. Yavaş yavaş bir korunması gereken bir sıvıdan söz etmemizi gerektiriyor. Tabii bu biraz arkeolojik malzemenin yorumuna ilişkin. Çünkü herhangi bir kanıt yok. Pek bu erken Tunç höyükleri de bu açıdan da pek incelenmiyorlar. Yüzlerce höyük kazıldı ama üzüm çekirdeği çok az. Bizim konumuza gelirsek, yani ben çok dar sınırlı bir aranda şarap ve bağcılıktan söz edeceğim. İzmir, yani bizim antik dönemde Smyrna denen, bugün bizim İzmir olarak nitelendirdiğimiz o büyük kentin etrafında antik dönemden Cumhuriyet'e kadar bu bağcılık ve şarap macerasını belki size 20-25 dakikada ancak anlatabilirim. Ama izin verirseniz 1,5 saatte konuşabilirim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi nasıl yoğunlaşıyor İyon ve Ayyol kentlerinde ne kadar yoğunlaşıyorlar. Bu kentlerin, antik kentlerin sikkelerine bakarsanız üzüm salkımları görürsünüz. Bu dünyadaki kazılara bakarsanız çok miktarda işte bunlar şarap içilir, işte bununla şarap karılır dediğimiz çok çeşitli gustosu, külixler, kantaroslar, kap kantaroslar, çok kap görürsünüz. Artık İsa'dan önce 9. yüzyıldan Yunanlıların, Helenlerin Batı Anadolu'ya yerleşmesinden itibaren şarabın artık köklü bir hale geldiğini görürsünüz. Ama antik kaynaklar hemen konuşmaya başlamazlar. Biz İsa'dan önce sadece 8. yüzyılda Homeros'la görüyoruz Batı Anadolu'daki şarap izini. Homeros, İlyada'da da, Odiseya'da da Pramnos veya Pramnios adında bir güzel bir şaraptan söz ediyor. Kirke, Odiseus'u bununla kandırıyor. Ve ballandıra ballandıra Pramnos ve Pramnios şarabını anlatıyor Homeros. İyonya'da yetişen bağlardan elde edilir diyor. Homeros'tan sonra pek antik kaynak göremiyoruz biz bu bölgeye ilişkin. Homeros biliyorsunuz %90 İzmirli diyelim. %90. %10 da diğerlerine bırakıyoruz biz Homeros'u. Smyrna, İzmir aslında bağcılığın merkezi o dönemde. Ekrem, bakın şu gördüğünüz bayraklı eski İzmir höyüğü, Tepekule denir. Neden Tepekule denir o bilinmez.
bayraklı sözcüğü sanki Türkler bayrak asmış da isim oradan gelmiş veya bayraklı diye bir Türkmen cemaati varmış da isim oradan gelmiş gibi davranır Türkler. Ama bana kalırsa Tepe Kule'nin içinde Vari Akris vardır. Bari Aklis vardır. Yani Tepe Kule vardır. Zaten 13. yüzyılda buranın adı Vari veya Bari veya Baris. O yüzden Tepe Kule bile çok eski bir hatırayı içinde barındırıyor. Strabon, İzmir'in Katakekavmene, yani bugün Kula, Mesogis, Aydın Dağları, Tmolos, Bozdağlar'da ve Smyrna'da üretilen şarabın hem keyfi hem de tıbbi özelliklerinin olduğunu söyler. Strabon bu konuda bu bölgeye ilgin çok ilginç bilgiler verir. Ayrıca yine Smyrna, Plinius'a göre, bu yaşlı Plinius'a göre senede iki defa ürün veren bir üzümden ve asmadan söz eder. Ana tanrıça Magna Mater tapınağının etrafında deniz kıyısında yetişir der. Ama bütün bunlar milattan sonra 1. yüzyıl, 2. yüzyıl bilgileridir. Ama geriye döndüğümüzde bayraklı kazılarında benim de bu konuda doktora tezi yaptığım çok miktarda İsa'dan önce 7. 6. 4. yüzyıla ait amforalar vardır. Ama bunların ihraç için kullanıp kullanılmadığını bu şarabın pek bilmeyiz. Smyrna bu konuda karanlıkta kalmış bir kenttir. Bakın bu gördüğünüz Hacı Mutso Tepesi 1922'den önce Hacı Muço diye bir zenginin arazisiydi. 1922'den sonra devlete kaldı ve tekel şu gördüğünüz bağları yarattı. Burada 6'ya 7'ye yakın üzüm cinsi vardır ve tekel yıllarca bu bağlardan elde ettiği üzümden şarap yaptı. Şarap yapamadıysa rakı yaptı. Rakı yapamadıysa her şey yaptı. Şimdi benim dekan yardımcım kazıyor Smyrna'yı ve biz artık Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapıp kazılmayan alanlardaki bağları yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Aslında bu çok zor bir iş. Kolayca biliyorsunuz yozlaşan bir ürün bu. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler. Ben çocukluğumu bağlarda geçirdiğim için ne kadar zor olduğunu bilirim. Özellikle kuru üzüm bağcılığının. Ne yazık ki bağ bozumunun olmadığı bir Batı Anadolu'dan söz etmek istemiyorum. Burada o ayrı bir konu. Şarap olmayan yerde bağ bozumu olmaz. Kuru üzümde spekülatörlerin elinde 3 kuruş bindi, 5 kuruş arttı, eksildi. O başka bir konu. İkinci bölge Klazomenai, Urla iskelesinde. Önemli İyon kentlerinden bir tanesidir. Öğrenciliğimiz ve asistanlığımız burada kazı yaparak geçti. Burada İsa'dan önce 6. yüzyıl ve 4. yüzyıl amfora üretilmiştir. Ve kuşkusuz bunların içinde şarap ihraç edilmiş olmalıydı. Ve bu gördüğünüz bir tanesi 6. yüzyıl, bir tanesi 4. yüzyıl Klazomenai amforası. Artık demek ki Klazomenai bize çanağı çömleğiyle ben şarap ve ürettim diyor. Aslında çevrede gördüğümüz terk edilmiş bağ terasları bize gösteriyor biraz antik dönemden kalma olduğunu, ama kesin diyemiyoruz. Çünkü 22 öncesi Naksoslu bağcılar hem Çeşme'de hem Urla'da epey bağ yaptılar, epey şarap ihraç ettiler. İşte yeniden son 10-15 yılda Urla'da yeniden bağcılık ve şarap üretimi butik ölçülerde güçlenmeye başladı. Ama bazen bakıyorum 100 liradan aşağı değil, çok pahalı. Bakın
Datça'da da Knidos'ta da çalıştık biz. Amfora atölyelerinde bundan 20 sene önce. Bu benim çektiğim bir fotoğraf. Görüyor musunuz Helenistik bağ teraslarını? Bütün yarımada bunlarla dolu. Boş duruyor. Neredeyse 2200 yıldan beri, 2000 yıldan beri bunlar boş duruyor. Bunları da gezerseniz asma kütükleri görürsünüz. Asma tabii, asma kütüğü son derece dayanıklıdır. Öyle kolay kolay yok olmaz. Yeniden bağcı bekliyor bunlar. Ama Datçalılar turizmden o kadar kar ediyorlar ki bu ağır bir iş. Bu iş o kadar kolay değil. Bu yine Eritre dediğimiz Eritre'yi. Bu da önemli bir aslında bağ ve şarap. Teofrastos'tan alıntı yapıyor Ateneus. Diyor ki kokusuz bir şarabı, dolgun bir şarabı vardır. Üzümleri de aynı şekilde dolgundur. Eritre'yi büyük bir ihtimalle Hios'un gölgesi altında kalmış olmalı. Aslında jeolojik yapı aynı. Kireç taşı bir yapısı var. Jeolojik olarak benziyor. Şu karşıda en arkadaki ada Inus'a bu dünyanın ilk şarap üretilen yeri. Şu küçücük ada düşünebiliyor musunuz? Hios'ta değil. Inus'a verilmiş o şeref. Bir şey unuttum. Bazen böyle oluyor. Yaşlılığıma verin. Klazomenayi'yi bir şey atladım. O da size şöyle diyeyim. Çok enteresan Klazomenayi şarabının bir özelliği var. O da Dioscorides de Materia Medica'da şöyle diyor. Klazomenayi ve Kos şarapları ise içlerinde çok miktarda deniz suyu bulundurdukları için hazmı kolay, nefes açıcı ancak mide için tahripkar ve sinirler için zararlıdır. Plinius, yaşlı Plinius bunu düzeltiyor. Daha pazara yönelik bir şey var. Bugün Klazomenayi şarabı daha az deniz suyu katılmaya başladığından beri tercih edilmektedir diyor. Düzeltmiş Klazomenayiler bunu. Eritre'yi ise orada yeniden Eritre'ye dönelim. Orada çok enteresan Herakles'e tapılır. Iraklis'e tapılır. Yani ben bunu Erasmus okuyorum bazen, kusura bakmayın. Bazen Neolinika konuşuyorum, bazen Erasmus konuşuyorum. Herakles burada kutsanıyor. Çünkü İpoktonos olarak kutsanıyor. Asma biti antik dönemde bir tek burada bağlara zarar vermezmiş. Dolayısıyla buna Herakles'e bağlarlar. Metropolis bu son yıllarda bizim gençler tarafından Torbalı'nın biraz ilerisinde Metropolis diye ana tanrıça kenti diye bir kent kazılıyor. Burada Strabon şarabından söz ediyor Sümürna ile beraber. Metropolis'te şimdi idol şarapları çok geniş arazi aldı. Bin dönüme yakın çok değişik şaraplar üretiyorlar. Yeniden devreye yavaş yavaş Türkler şarabı öğrenmeye başladılar. Eskiden üzümü yerlerdi. Şimdi öyledir biliyorsunuz. Ünlü bir yazar, Fransız yazar gelmiş. Ne gördün Türkiye'de demişler. Çok hayret demiş. Türkler üzümü yiyorlar demiş. Yani bir aslında şey bulamadık galiba. Efesos belki biliyorsunuz antik dönemin en ünlü kenti Efesos. Yüz binlerce senede turist geliyor. Üzerinde bir Şirince diye bir köy var. O biliyorsunuz 1922 öncesi gittiler. Geriye Selanik'ten gelenler geldi, yerleşti. Selanik'in değişik yörelerinden
Tütüncüler geldi. Bağ yapma bilmezler, onu bilmezler. Fakat turist gelmeye başlayınca evlerinde küp içinde berbat şaraplar üretmeye başladılar. Ama nasıl berbat? Skandal. Fakat oraya giden o şarabı alıp evine götürüp içince anlıyor berbat olduğunu. Sonra herkes gidince bizim İzmir'in firmaları oraya şarap götürmeye başladılar. Şimdi biraz düzeldi Şirince'de ama Efes'in antik döneme yansıyan iki şarabı var. Bir tanesi Figelitis dediğimiz, Kuşadası'na doğru giderken Figela diye bir yer vardır. Figelitis kuytudur orası. Oranın bir de Latoria diye bir bölgesinin şarabı var. Tire'ye giderken Kaleköy vardır. Yeri tespit edildi, lokalizasyonu yapıldı. İki şarabını biliyoruz ama bu küçük Menderes Havzası aslında antik dönemde de Efes Artemis Tapınağı'nın arazisi olduğu için o dönemde bağ ve şarap yapmış olmalılar. Bir şey eksik kaldı. Biz o slaytı koymamışız. Teos Dionysos Tapınağı'nı niye koymamışız? Onun hesabını senden soracağım İzmir'e gidince. Benim asistana söylüyorum. Şimdi orada Teos Dionysos Tapınağı'nda Dionysos Setanios olarak adlandırılıyor. Setanios olarak tapınıyor. Setanios da bu yıla ait demek. Yani Teos Bojole çıkarıyor diye düşünüyoruz biz. Yani hemen üretilen bir şarap yapılıyor. Bu Roma ile 3. Antiyokos'un savaşı sırasında Antiyokos, 3. Antiyokos Teoslulardan şarap istiyor. 5000 amfora Selevkos donanmasına 5000 amfora yardım ediyor Teos. 5000 amfora neredeyse 1 milyon litre şarap demektir. Yani Teos'un tek başına 1 milyon şarap üretiyorsa litre muhteşem bir şey demek ama hiçbir antik kaynakta Teos'un şarap ürettiğine dair herhangi bir şey yok. Biz onu şimdi Teos'ta kazılar yeniden başladı. Belki birkaç ipucu şarap üretimiyle. İkincisi kolofon. Kolofon'da hemen Cumavası da ünlü bir İyon kentidir. Kolofon'un da biz şarap ürettiğini biliyoruz. Mısır'da tokolofonyon demek bir şarap ölçü birimi demek Mısır'da. Demek ki o kadar çok kolofon şarabı ihraç ediliyordu ki Mısır'a. Papirüslerde de kolofonyon görülüyor. Hatta kolofon amforalarının üzerinde etnikonlar vardır. Tokolofonyon diye. O da ya önemli bir şarap üreticisi. Aslında bildiğimizden daha fazla antik dönemde. Bütün Aeolis'te, Misya'da, Lidya'da, Katakekavmene diye Kula, yani yanık ülke, Katakekavmenites şarabı var. Benim sponsorum Anemon Otelleri sahibi İsmail Akçura, şimdi orada çok büyük bağlar kurdu ve Sensus diye bir şarap üretiyor. Ama benden daha ürettiğini zannetmiyorum benim şaraptan. Yani dedikodu ediyoruz, vazgeçecek adam şeyden, beni desteklemekten. Bir enteresan bir şey var. İmparator Domitianus, bu Vespasianus'un oğlu, 81 ile 96 yıllar arasında imparator, bir ferman yayınlıyor. Diyor ki, bütün Roma dünyasında üzüm bağlarının yarısı sökülecek. Ve tabii inatçı bir adam Domitianus, kıyamet kopuyor. Nasıl olur? Bütün Roma dünyasında. O sadece İtalya yarımadasından söz etmiş olmalı. Büyük bir ihtimalle Vezüv'den sonra bir kıtlık oluyor. Çok fazla bağ yapılmaya başlanıyor. Tahıl üretiminin aleyhine
herhalde açlık başlıyor. Ama o bütün ülke için söylüyor ve İonyalar ve Aeolisler ayaklanıyorlar. Biz niye üzüm bağlarının yarısını söküyoruz? Bizim böyle bir derdimiz yok, kıtlık gibi. Ama belki özellikle şarap üreticilerinin baskısı olabilir. Şarabın sürplas olmaması için, fiyatının düşmemesi için şarap lobisi imparatora baskı yapmış olabilir. Ünlü bir Klazomena ile filozof var, Scopelianus diye. Onu Roma'ya gönderiyorlar ve Domitianus, Scopelianus ikna ediyor ve Batı Anadolu bağları Domitianus'un elinden kurtuluyor. Ve Efesos'ta Domitianus adına kendisini tanrı ilan eden Domitianus adına çok büyük bir tapınak ve heykelini yapıyorlar. Böylelikle bizim şarap kurtulmuş oluyor. Aslında 13. yüzyıl, İzmirliler de bilmez ama 13. yüzyıl İzmir'in en parlak dönemlerinden bir tanesidir. Türklerin gelmesinden önce 1317'de Aydınoğulları doğudan, güneyden, Saruhanoğulları kuzeyden İzmir Körfezi'ne gelirler. 1204 İstanbul'un Latinlerin eline geçmesiyle 1300 arasında İzmir'in en parlak, Vatatsesler döneminde en parlak dönemi Lembos Manastırı'nın kartüleri vardır. O kartüleri ben Türkçe'ye çevirdim. İçinde şaraba, bağa yönelik çok fazla atıf var. Örneğin Baris'te, yani Bayraklı'da Ayios Ayayorgi veya Ayios Georgios Manastırı'nın rahipleri şarap üretiyorlar. Ve 13. yüzyılda Orta Asya kökenli Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Kumanlar, bu Poloveç dediğimiz Kumanlar şarap severlermiş çok. Genos Filinon olarak adlandırılıyor bu Kumanlar. Hala Kuman Vadisi vardır Urla'da. Büyük bir ihtimalle zaten İzmir'deki yer isimlerinin büyük bir kısmı 13. yüzyıldan kalmadır. Mantaya'yı manda çayı yaptık ama manda zannediyoruz. Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Peran Enoria, Kordelyon, Menemen, Kampostu, Memanio Meno, Kampostu, Meno Meno diye 13. yüzyıl çok etkilemiştir. Ama beylikler döneminde şaraba ve bağa çok fazla baskı yapılmadığını düşünüyorum ben. Bu Pirinobaris Bornova Ovası'nı görüyorsunuz. Bu 1922'lerden bir fotoğraftır Bornova Ovası'nın. Şu gördüğünüz bütün alanlar 13. yüzyılda Ayasofya'nın iktidasıydı. Bu ovanın bütün geliri 13. yüzyılda Ayasofya'ya aktarılır. Yani şu anda Ege Üniversitesi'nin arazisi Ayasofya'nın, ona göre. Şimdi tabii 16. yüzyılda Daniel Goffman'ın Levanten Dünya ve İzmir kitabını okursanız orada 16. yüzyılda şıra, şarap, üzüm konusunda çok fazla atıf vardır. İzmir'in üzümünü, İzmir'in şırasını, İzmir'in bütün meyvesini ve hububatını İstanbul saray kendisine istiyor. İstanbul'a istiyor. Fakat Rum ve Venedikliler, Yahudi tüccarlar şarap peşinde. Şıra peşinde. Çünkü 16. yüzyıl Avrupa'da küçük buzul çağı dediğimiz dönem. İngiltere'nin güneyinde bütün bağlar yok olmuş ve şaraba ihtiyaç var. O yüzden Osmanlı vergi, Osmanlı karakol gemileri boş fıçı taşıyan Venedik gemilerini takip ediyor. Çünkü Venedikliler ve Hristiyan tüccarlar
fazla para verip şıra peşinde koşuyorlar. Ve böylelikle neredeyse bir 100 yıl köşe kapmaca oynanıyor bütün Ege denizinde. Hatta Çanakkale Boğazı'nda Osmanlı Yeniçerileri boş fıçı taşıyan gemilerin peşinden koşuyorlar. Ama Evliya Çelebi'ye göre 1671'de İzmir'e gelir. 200'e yakın meyhaneden söz eder İzmir'de. Urla'ya gider. Urla'dan Çeşme'ye gider. Bir saat Çeşme'ye giderken bağların içinden geçtiğinden söz eder. Urla çarşısında iki kişinin ancak zorlukla, biraz da palavracıdır ama yani onu bir insan diye düşünün, iki insanın kucaklayamayacağı boyutlarda büyük bir asmadan söz eder ve her gelen aşılamış o asmayı ve çok değişik razakisinden tutun her türlü üzümüne kadar sadece bir asmada olduğundan söz eder. Yani mübalağa eder genellikle. Ondan sonra tabii sarayla sürekli sıkıştıkça saray şarap yasakları çıkarır. Ama İstanbul'da işler bu yasaklar, İzmir'de pek işlemez. İzmir'de öyle şarap yasağı tutmaz. Çünkü Levantenler, Museviler, Rumlar, Venedikliler, herkes oradadır ve bunu engellemek mümkün değil. Hala zaman zaman vergi mültezimleri ithal edilen şaraba da vergi koymaya çalışırlar. Onu bırakın bu sefer yerli üretime de vergi koymaya çalışırlar. Hristiyanlar ve Levantenler itiraz ederler, vazgeçerler. Sürekli böyle bir çatışma içindedir. Ama sadece Hristiyanlar, sadece Levantenler, sadece Yahudiler değil, aynı zamanda seküler diyebileceğimiz Aleviler de vardır. 16. yüzyıl, 14. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu'da çok ciddi bir İslamizasyon vardır. Virionis'in kitabından daha fazla şeyler biliyoruz biz. Yani o eskidi bile Virionis'in kitabı. Geçen gün Küçük Menderes'te Aydın tarih defterlerinden bir tanesinde ismi bende saklı koca bir kasabanın hep birlikte Müslüman olduğunu biliyoruz. Yani çok açık. Dolayısıyla şaraba karşı mücadele çok öyle kolay bir mücadele olmamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında şarap ihracatı İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya'ya, Macaristan'a 1909 yılında İzmir'den 209 ton, Aydın'dan 13 bin ton, Manisa'dan 98 ton. Bir avantaj vardır. Önce filoksera, önce Avrupa'yı vurur. Avrupa'yı vurunca Batı Anadolu bir müddet çok ciddi şarap ihraç etmeye başlar. 18. yüzyılda kuşkusuz 16. yüzyıl tarih defterlerinden gördüğümüz gibi her zaman her kasabada Batı Anadolu'da bir Rum azınlık vardır. Ama 18. yüzyıldan itibaren giderek çoğalmaya başlar. Çünkü Naksoslu bağcılar ve ada bağcıları boş olan hali arazi dediğimiz özellikle mesela Çeşme bomboştur araziler. Ben omcası yarıya denen mukaveleler gördüm. Mukavelenin bu tarafında tek bir mütegallibe vardır. Yüzbaşı bilmem ne. Yanında 70'e 80'e yakın Rum bağcı. Bunlar küçük küçük paftalar halinde dağıtılır. Onlar bağcılık yaparlar, şarap üretirler. 1800'lerdedir bu. 1900'lerde İzmir'deki mahkemeler paftos davalarıyla doludur. Çünkü 100 yıl içinde mütegallibe ile miras konuları mahkemelere düşmüştür. Ve İzmir'de meyhaneler, bunlar sadece Rum meyhaneleri değil, meyhane boğazı diye bir kavram vardır her kasabada.
Bugün camiye 100 metre olmayacak, şu kadar olmayacak. O dönemde öyle şeyler yok. Çünkü ben İzmir'in yerli gazetelerini, Ahenk, Hizmet, Anadolu gibi neredeyse bir yıl boyunca okudum. 7000 tane gazete okudum. Çünkü Menemen tarihi yazmaya çalışıyordum. Orada meyhane boğazları dediğimiz boğazların son derece rahat olduğunu gördük. Ama bunalım dönemlerinde birisinin cezalandırması gerekiyorsa o da içki içenler önce cezalandırılıyor bu memlekette. Evangelia'nın bu son slaytım. Biz yaklaşık 10 yıldan beri 4 arkadaş Foça'da 1500 kilo üzüm işliyoruz. Herkes kendi payını alıyor. Benim asistanlarım iki marka yarattılar. Biraz sofistike markalar bunlar, anlamasın kimse diye. Bir tanesi Aigaicum Vinum, keçidir biliyorsunuz. Bir tanesi de Aeolicum Vinum diye. İki markayla şimdilik idare ediyoruz. Sabrınız için teşekkür ederim. Sorularınızı sorarım. Çok teşekkür ederiz. Çok ilginç, çok hareketli bir konferans oldu. İnşallah beraber bir kongre Arap'la ilgili yaparız. Yakın ama. Bir dönem olsun ki ne olur ne olmaz. Değil mi? Ege'de. Tamam. Evet. Bir oturumu Sakız'da, Hios'ta, öbür oturumu Çeşme'de yapalım. Tamam. Böyle olmak gerekir çünkü ortak bir şey bu. Ya da tamam. Hepsini İnusa'da yapalım, en kolayı o. Bir sponsor bulacağız, bir armatör bulacağız. Tamam, çok teşekkür rica ederiz yine. And I have now to call Elsa Kontogiorgi, Elizabeth. Evet, şimdi müsaadenizle Kontogiorgi'yi davet etmek istiyorum. Kendisi Anadolu'lu mültecilerin tarihi konusunda uzman bir kişi ve biz kendisinin nüfus mübadelesi öncesi ve sonrasındaki Rum bağcıları ile ilgili yapacağı konuşmayı dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Thank you very much for coming to this lecture. Evet, konuşmaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumumun konusu nüfus mübadelesi öncesinde ve sonrasında Rum bağcıları ile ilgili olacak. Evet, asma yetiştiriciliği ve bunun neticesinde Doğu Akdeniz'de şarap üretimi Minos medeniyetine ve hatta tarih öncesi çağlara kadar dayandırılabilir. Şarap daima günlük hayatta, ritüellerde, dinde, ticari faaliyetlerde ve toplumların ekonomilerinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmada Makedonya'daki şarap üreticilerinin iki dünya savaşı arasındaki dönemde yaptığı faaliyetleri anlatmaya çalışacağım. Amacımız bir taraftan bağcılığın tarihi rolünü incelemek, aynı zamanda Yunan mülteciler, Osmanlı İmparatorluğundan göç eden Rum mültecilerin ekonomisinde şarap üretimini incelemek, diğer taraftan da Mülteci Yerleştirme Komisyonu'nun ve Yunan makamlarının kırsal mültecilerin bağcılığını canlandırmak anlamında gösterdikleri gayreti incelemek olacak. Bu çalışmanın neticesinde yerel ekonomiye yapılan katkıları değerlendirmeye çalışacağız. Bu çalışma Milletler Cemiyeti'nin arşivine, resmi istatistiklere ve yayınlanmış olan kaynaklara dayanmakta. Lozan Antlaşması'nı müteakiben insanların zoraki olarak yerinden edilmiş olması yalnızca nüfusun etnolojik yapısını değiştirmekle kalmamış. Aynı zamanda Kuzey Yunanistan'ın kırsal bölgelerindeki
faaliyetleri de, üretim faaliyetlerini de etkilemiştir. 1923 yılından sonra mülteci yerleştirme komitesi ve ulusal makamlar mültecilerin kırsal rehabilitasyon görevini üstlenmiş ve bu çerçevede bu mültecilerin, mübadeleye maruz kalan mübadelerin bağcılık alanındaki deneyiminden faydalanarak bunu yeni ve uygun bölgelere taşımaya çalışmışlardır. Mülteci yerleştirme projesi, mülteci yerleştirme komisyonu tarafından yürütüldü. Bu komisyon Milletler Cemiyeti himayesinde tesis edildi. Aralık 1923 ile Aralık 1930 yılları arasında faaliyet gösterdi. Mülteci Yerleştirme Komitesi mültecilerin üretim alanında tesisi anlamında uzun vadeli bir planı yürütmek üzere görevlendirilmişti ve bu amaç çerçevesinde Yunan hükümetinin devretmek durumunda kaldığı 5 milyon strematalık toprağı kullandılar ve yine kendi tasarruflarındaki fonları kullandılar. Komisyon mümkün olan en fazla sayıda kişiyi mümkün olan en az maliyetle kendilerini destekleyebilecek konuma getirmeyi amaçlıyordu. Bu program çerçevesinde de tarımsal yerleşime odaklandı ve fonlarının büyük çoğunu kırsal bölgelerinde mülteci toplulukları tesis etmeye harcadı. Tarım uzmanlarının denetimi ve teknik liderliği altında politikaya, tarımsal yerleşime yönelik çalışmalar yapıldı ve bu çerçevede gıda ürünlerinin üretimini teşvik etmeye çalıştılar. Bu sayede de kısa bir süre içerisinde mülteci ailelerin hayatlarını idame ettirebilecekleri bir araç oluşturmaya çalıştılar. Yine tarımsal üretimi verimliliği artırıp ekonominin de canlanmasına katkı sağlamak istediler. Ayrıca yabancı kreditörlerin bu kredilerin ödenmesi hususunda taahhüt edilebilmelerini de sağlamış oldu ve sonrasında bu çiftçilerden bu borçlar tahsil edildi. Yine Mülteci Yerleştirme Komisyonu Yunanistan'da kooperatifçiliğin yani işbirlikçiliğin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Çünkü rehabilitasyon yöntemini tarım derneklerini kurmak suretiyle borçların tahsiliyle bağlantılandırmış oldu. Yine bu mali yardımlar Mülteci Yerleştirme Komisyonu'nun acentaları ve Yunanistan Milli Bankası'nın acentaları vasıtasıyla kredi şeklinde kişilere verildi. Aynı zamanda Mülteci Yerleştirme Komisyonu bu mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için de görev yaptı ve mümkün olduğu kadarıyla mübadeleden önce de yaptıkları üzere üretime yönelik faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri topraklara yerleştirdiler. 19. yüzyılın son 10 yılında ve 20. yüzyılın başında Makedonya'daki bağlar asma bitine maruz kaldılar ve bu asma biti bu bağları mahvetti. Ancak bu sırada Yunanistan'ın güneyinde herhangi bir zarar görülmedi. 1912 ile 1922 yılları arası çok sıkıntılı bir dönem olduğu için tarımsal çalışmalarda erkek nüfus çok fazla bulunamadı. Askeri faaliyetlerle meşgul oldu bu erkekler ve maalesef asma bitleri en nihayetinde buradaki bağcılığı da vurdu. Bunun neticesinde de Selonika'daki bağlar aşama aşama yok olmaya başladılar ve Lipos adası ve Girit'ten ve aynı zamanda Bulgaristan'dan kuru üzüm ve şarap ithalatına başlanıldı ihtiyaçların giderilebilmesi için. Makedonya İmar Genel Müdürlüğü altında devlet Makedonya merkezinde özel fidelikler kurdu. Aynı zamanda Topsin, Karasuli, Asestoçori ve Salonika'da, bunun yanında Seres, Florina, Edesa ve Nusa'da fidelikler kuruldu ve bu fidelikler
Makedonya'nın kırsal bölgelerine yerleşen mültecilere milyonlarca Amerikan asması dağıttılar. Yine Mülteci Yerleştirme Komitesi 21 Ekim 1924 yılında yaptığı toplantıda, yani kurulduktan birkaç ay sonra, Makedonya Yerleştirme Genel Müdürlüğü'nün tasarrufu altında 10 milyon poundluk bir kredi tahsis etti bu asmaların satın alınabilmesi için. Satın alınma işlemi de yine Salonika Antonopoulos'taki asma fideliklerinin müdürlerine danışılarak bu Makedonya Yerleştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü. Ama aynı zamanda bağ alanında uzman mültecilere de danışıldı. Bunun yanı sıra Makedonya'daki Tarım Bakanlığı tarafından tarım uzmanları görevlendirildi ve bu çerçevede Mülteci Yerleştirme Komisyonu ile birlikte yeniden yerleştirme programı yürütüldü ve Asma Bitiyle Mücadele Fonu'ndan maaş alarak bağcılığın yeniden canlandırılması için gayret gösterdiler. 1924 ile 1926 yılları arasındaki dönemde Makedonya'da 50 bin stremataylık yeni bağlar oluşturuldu. Bunların büyük çoğunluğu Salonika bölgesinde kalmaktaydı. Ancak Nusa, Edessa, Veria ve Florina'da da aynı şekilde bağlar kuruldu. 23 Aralık 1927 tarihinde komisyon Makedonya Yerleştirme Genel Müdürlüğü'ne 10 milyon dirhemlik özel bir kredi vermeye karar verdi ve bu krediyle asma ve dut ağaçları satın alınarak ekmek üzere mültecilere dağıtıldı ve uygun mevsim çok gecikmeden bunlar bu mültecilere dağıtıldı. O zamanlar bu Makedonya Yerleştirme Genel Müdürlüğü'nün müdürü olan Ioannis Karamanos komisyona mültecilerin mali durumunun çok elim olduğunu söyledi. Bunun sonucunda da komisyon Başkan Yardımcısı Sir John Hope Simpson ve Alexander Palis'ten Yunanistan Milli Bankası'nı bu mültecilere daha fazla kredi vermek ve kısa vadeli avanslarla bağcılara yönelik kooperatif şirketler kurulması noktasında Yunanistan Milli Bankası'nı ikna etmeye çalıştı. Yine mültecilerin ve yerli bağcıların Makedonya'da en az 18 tane kooperatif kurduğunu, bu kooperatiflerin 1929 yılına kadar Yunanistan Milli Bankası tarafından desteklendiğini, bundan sonra da o yıl kurulmuş Tarım Bankası tarafından desteklendiğini belirtmekte fayda var. Evet, bakın burada bağ kooperatif şirketlerinin kurulduğu yerleri görüyoruz. Drama'da, Doğu Selonike'de, Yefira'da, Karavya'da, Fermi'de, Humanita'da, Kilki'de, yine Selanik'te, Seyres'te bunların kurulduğunu görüyoruz. Sidroskos'ta, Almiros'ta ve Nihilos'ta bu kooperatiflerin kurulduğunu görmekteyiz. Bunlar yalnızca bağcılık alanında kurulmuş olan kooperatiflerdi. Aynı dönemde mülteciler tarım kooperatifleri de kurdular. Aynı zamanda şarapçılar da, şarap üreticileri de bu mülteci toplumlarının ve mülteci derneklerinin birer parçasıydı. Bunlardan binlerce vardı bütün Makedonya ve Yunanistan'da. Yine mülteci bağcılara Selonika'da verilen krediler bu iki yıllık dönemde 5 milyon drahmaya
karşılık gelmekteydi. Yine mülteci yerleştirme komisyonu fidelikler kurdu. Fransa'dan 5 milyon Amerikan asması ithal etti. 1 milyon 225 bin köklü sürgün ithal etti. Yine 400 bin tane aşılı asma ithal etti. Yine asma bitine karşı hassas olan filizlere veya sürgünlere aşılamalar yapıldı ve bu sayede nispeten kısa bir süre içerisinde bağlar eski haline gelmiş oldu. 1923 ile 1928 yılları arasında bağcılığa ayrılan toprakların yanı sıra verimlilik de Güney Yunanistan'ın çoğu bölgesinde çok ciddi anlamda düştü. Yalnızca Peloponez'de çok fazla değişim olmadı. Yine bu dönemde, yani 1923 ile 1925 yılları arasındaki dönemde mültecilerin yerleştirildiği bölgelerde çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ebüya ve Girit'te, yine Makedonya'nın kuzeyinde 19. çeyrek yıllık rapora göre şu gelişme kaydedilmişti. Ekranda da görebiliyorsunuz. Stramata cinsinden ölçülen toprağı ve burada elde edilen hasatları ekranda görebiliyorsunuz. 1924 yılından itibaren Bulgaristan'dan gelen bağcılık alanında deneyimli mültecilerin Selanik kentine yerleştirilmesiyle bağcılık canlandı. Bu kişiler özellikle Anadolu ve Trakya'dan, yani Propontis'in ve İonya'nın her iki tarafından gelen, yine Selanika, Seres ve Halkidiki'den gelen, yine eskiden Müslümanlara ait olan topraklardan gelen mülteciler sayesinde bağcılık alanına daha da fazla katkı sağlandı. Bu noktada aklımızda tutmamız gereken üç temel kriterden birisi, mültecilerin coğrafi, ekolojik ve çevresel şartlar bakımından menşe bölgelerine benzer yerlere yerleştirilmiş olması. Doğu Makedonya'nın kıyı bölgeleri ve özellikle Selonika ve Halkidiki'nin güney bölgesi bildiğiniz gibi güneşli yamaçlara sahipti ve bağcılar, Anadolu ve Trakya'dan gelen bağcılar ve balıkçılar için çok uygun yerlerdi. 1926 yılına dek mülteciler Doğu Trakya ve Anadolu'dan gelen bu mülteciler uygun tarımsal alanlara yerleştirdiler. Bu kişiler asma ve yetiştiricilik alanında ve şarap üretimi alanında oldukça deneyimli kişilerdi. Bu kişiler Kalikratia ve Silibra'dan, Ganahora ve Çanakkale yarımadasından, Trakya kıyılarından, Artaki'den, Anadolu'nun kıyı bölgelerinden, Eritre yarımadasından, Çeşme, Karaburnu ve Urla bölgelerinden, yani İonya kıyılarından gelen kişilerdi. Yine menşe bölgelerinde bağcılık çoğu kişi için önemli bir geçim kaynağıydı. Aynı zamanda çok önemli bir tarımsal faaliyetti. Bu buradan elde ettikleri gelirle ailelerin geçimini sağlamaktaydı bu insanlar. Üzümden şarap, pekmez gibi ürünler üretmektelerdi. Yine Eritre'nin yarım adasındaki bağlarda çok farklı üzüm türleri yetiştirilmekteydi. Örneğin Aydın, İzmir, Çeşme, Karaburnu ve Urla bölgelerinde kendi tüketimleri için yetiştirdikleri üzümlerin yanı sıra büyük
hacimli üretimleri satış amaçlı olarak yapmaktalardı. Frenk üzümü ve kuru üzüm özellikle İzmir limanından Orta ve Batı Avrupa'ya Paradanubyan egemenliğine, Güney Rusya'ya, Mısır'a, Marsa'ya kadar gönderilmekteydi. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük şehirlerine ve limanlarına gönderilmekteydi. Merkez Avrupa, Orta Avrupa ve İngiltere'ye gönderilen türler sultan veya beyaz üzüm, rezaki üzümü, kırmızı üzüm ve kara üzümdü. İki üzüm türü hasat edildikten hemen sonra kurutulmaya bırakılıyordu. Hasatlar Ağustos'ta toplanıyordu. Bunun neticesinde de varillere, kutulara ve sandıklara konularak gemilerle yükleniyordu ve buradan özellikle yemek amaçlı olarak Avrupa'daki piyasalara dağıtılıyordu. Kara üzüm dediğimiz gibi daha ziyade Orta Avrupa'daki şaraphanelere gönderiliyordu. Burada da kurutma sürecinden geçiyordu ve kalite bakımından biraz daha düşük bir kaliteye sahipti. Yine kuru üzümün pazar fiyatları da kalitesine ve menşe ülkesine göre belirleniyordu. Tarımsal ihracat ürünlerine gelecek olursak bunlar da yabancı ve Levanten tüccarlar arasında bir rekabete konu olmuştu. Yine Anadolu felaketinden yani nüfus mübadelesinden 10 yıl önce bağlardan şaraplar, ağaçlardan ipekler, yine önemli bölgelerden tütün alınmakta ve Propontis çevresindeki bölgelerde yetiştirilmekte ve insanlara tarımsal bir gelir sağlamaktaydı. Yine şarap üretimi de verimlilik anlamında tahıl üretimine rakip oldu. Çünkü bir taraftan bölgenin ekolojik koşulları asma yetiştiriciliği açısından çok müsaitti. Diğer taraftan ortaya çıkan ürünün kalitesi çok yüksekti. Ancak diğer taraftan da özellikle 1870 yılından sonra talebin artması üreticilerin de bu üründen daha iyi bir gelir elde etmelerine imkan tanıdılar. Artaki'deki bağcılığın ünü ve Kizikos Yarımadası'ndaki tarım köylerinin ünü çok yayılmıştı. Kontoyanis şöyle diyor, Artakianlar çok başarılı şaraplar üretiyorlar ve bu şarap alanında gerçekten mükemmelleşmişler. Şarapları beyaz ve çok hafif ve hatta antik çağlarda bile bilinen bir şarap. Konstantinopol'da da çok rağbet görüyor. Tıpkı rakı ve kanyak kadar rağbet görüyor. Aynı zamanda zeytin ve armut yetiştiriyorlar. Aynı zamanda bunun yanında da deniz insanı bunlar. Yine Propontis'in Trakya kıyısında, Ganos Kora bölgesinde yani Gelibolu yarım adasında bağcılık ve şarap üretimi çok eski zamanlara dayanan bir gelenek ve antik dönemlerden günümüze kadar devam ettirilmiş tarihi koşullara göre her ikisinin de üretimlerin düştüğü de bilinmekte. Yine bu arazinin yamaçlı etekleri, morfolojisi ve iklim koşulları asma yetiştiriciliği için çok uygun. Bunun yanında coğrafi konumu şarabın deniz yoluyla Konstantinopol pazarına ve diğer noktalara iletilmesine imkan tanıyor. Yine daha yakın dönemlerde de bağ ürünleri Konstantinopol pazarında çok büyük bir rağbet görmeye başladı. Çünkü çok kaliteli ürünlerdi. Buradan yurt dışına dahi ihraç ediliyorlardı. Bağcılık ve likör sektörü özellikle kıyı kentlerinde çok gelişmişti. Üzüm
hasatı Eylül ayında başlıyordu. Hasat döneminde ev hanımları üzümden şuruplar yapıyordu, meyveli börekler yapıyordu, reçeller yapıyordu ve bunlar ziyafetlerde tüketiliyordu. Şarap ve rakı işleme sona erdikten sonra da varillere konuyordu. Bu varillere bombes deniyordu. Daha sonrasında Konstantinopolis'e ve yurt dışına gönderiliyordu. Yine Karalahanades'ten koyu renkli bir şarap üretilmekteydi. Bu kuru habbeli üzümlerden üretilmekteydi. Yine yapıncak denilen üzüm ince kabuklara sahipti. Gelibolu'daki kişiler tarafından üretilmekte. Buradan özel sepetler içerisinde Konstantinopolis'e gönderilmekteydi. Aynı zamanda bundan beyaz şarap yapılmaktaydı. Fransa'daki bağlar asma bitinden dolayı yok olunca 1865 ile 1880 yılları arasında talepte çok ciddi bir artış oldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun şarap üreten bölgelerinden buraya ihracatlarda ciddi bir artış görüldü. Yine Yunanistan'dan Fransa'ya ve diğer batı ülkelerine ihracatlar yapıldı ve bu süre zarfında da tahıl üretimi biraz daha düşmüş oldu. Yine Kaliforniya'daki asmalar aşılandıktan sonra Fransa'daki bağlar eski haline dönmüş oldu. Fransızların üretimi verimleri arttı, ihracatlar kısıtlandı ve bunun neticesinde fiyatlarda bir düşüş oldu ve yetiştiriciler de darlık içine düştüler. Sonrasında da bir kriz dönemi yaşandı. Bunun neticesinde temel faaliyetleri bağcılık ve şarap üretimi olan köylerde asmalar kökünden söküldü ve yerine firavun inciri ağacı dikildi. Çünkü bunlar da ipek böceği yetiştirilmekteydi ve kozanın işlenmesi ve ipek üretiminden çok tatmin edici bir gelir elde etmektelerdi. 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde 20. yüzyılın başında İpek böceği yetiştiriciliği de bağcılığa ayrılan bölgelerin iyice azalmasına sebep oldu. Mülteciler tarafından yetiştirilen esas üzüm türleri burada gördüğünüz gibi. Evet, vaktimiz dar olduğu için bunları tek tek izah etmeyeceğim. Last part, which is after the exchange of populations. Evet, nüfus mübadelesinden sonra Makedonya'da asma bitinin yok ettiği bağlar iki savaş dönemi arasında yeniden tesis edildi. Amerika'dan getirilen asma fideleri sayesinde. Tabii bu noktada az önce bahsetmiş olduğumuz Sultani, Rezaki, Arigarades gibi türlerin Yunanistan'a götürülüp götürülmediğine dair bir karar verecek noktada değiliz. Ama Evesa, Almopia ve Neatriglia, önceden Suflar olarak bilinen bölgede 19. yüzyılda bu hipotezi ortaya atmamızı geçerli kılacak bazı çalışmalar var. Bu savaş, iki savaş arasındaki, iki büyük dünya savaşı arasındaki dönemde bağcılığın canlandırılması çok önemliydi. Çünkü küçük toprak sahipleri olan mültecilere ve yerel çiftçilere belli alanlar tahsis edilmişti. Ekonomik açıdan baktığımız zaman bu çok önemliydi. Çünkü reform yıllarında ve mülteci yerleştirme yıllarında tarıma elverişli ve bereketli toprak bakımından ciddi bir darlık vardı. Ve asma kuru kalite bakımından düşük ve aynı zamanda taşlı tepelerde yetiştirilebilmekteydi.
bu diğer hasatların çok fazla gelir elde etmeye imkan tanımadığı yerler anlamına geliyor. Geri kalan kısımda bu iki savaş dönemi arasındaki zamanda bağcılıktan elde edilen hasatların ne ölçüde geri geldiğine bakacağız. Burada Frank üzümü ve üzüm yetiştiriciliği ne ölçüdeydi? Üretimdeki genel eğilimler ne yöndeydi? Ve Makedonya bölgesindeki en iyi üzüm türlerinin kaliteli bir şarap elde etmeye imkan tanıyabilip tanıyamadığı çok bilinmemekte. Esasında 1925'ten sonra hasatların arttığını görüyoruz. Yunanistan Genel İstatistik Dairesi'ne göre Makedonya'daki bağcılık 1925 yılından itibaren sürekli bir artış gösterdi. Bakın Makedonya'nın 3 ayrı bölgesini gösteriyor. Burada da üretilen hasatları görüyoruz. Makedonya'nın merkezi ve Makedonya'nın doğusu. Burada üretilen hacmi görüyoruz. Aynı zamanda üretimin değerini görüyoruz. Pound cinsinden. Hem Makedonya'nın merkezinde hem de Makedonya'nın doğusunda çok önemli bir artış olmadığını görürüz. Şarap sektörüne gelecek olursak, bu oldukça geleneksel bir üretim sektörü olarak kalmaya devam etti. 1920 yılında Makedonya'da 17 tane şarap tüccarı, 63 tane şaraphane vardı, bir tane de rakı tüccarı vardı. 1931 yılında bölgede 3 tane şaraphane, 9 tane aile tarafından işletilen küçük şaraphane olduğunu biliyoruz. Bunların toplamda 1 milyon 200 bin kilo şarap ürettiğini, 30 milyon farklı ispirto türü ürettiğini, 425 bin birim alkol ürettiğini ve toplamda 133 milyon drahmalık bir değere karşılık geldiğini biliyoruz. Buradaki mültecilerin getirmiş olduğu uzmanlık ve burada kök salma isteğinin yetiştiriciliğe, bağcılığa çok önemli katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Logothetis'in yorumundan bir alıntı yapacağım. Bulgaristan ve Anadolu'dan gelen mültecilerin Makedonya'nın merkezine yerleştirilmiş olması muazzam ve çok faydalı bir iş oldu. Sağladıkları katkı neticesinde asma yetiştiriciliği, bağcılık çok farklı ve muazzam bir şekle ulaştı. Zaman geçtikçe, tabii ki savaş döneminde özellikle bağcılığın ekonomi açısından çok da önemli olmadığını görüyoruz. Çünkü bunun kısmen o dönem yaşanan sıkıntılara, özellikle Yunanistan'ın güneyinde yaşanan sıkıntılara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Makedonya'daki şarap sektörü, tabii dediğimiz gibi iki büyük dünya savaşı arasındaki dönemde de geleneksel bir şekilde devam etmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şarap üretim sektörü gelişmeye başlamış ve standartlaştırma ve menşe tanıması sayesinde iyi bir kaliteye erişebilmiş. Makedonya şarabı halihazırda Avrupa piyasasında çok beğenilen ve rağbet gören bir ürün ve Avrupa ve dünyanın diğer pazarlarında Yunanistan'ın sağlayabileceği en önemli kırsal ürünlerden birisi. Geçen hafta Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalede yazar şöyle diyor: ülke çok zor günlerden geçiyor olabilir ancak Yunanistan'ın önünde muazzam bir gelecek var, şaraplarıyla ihracat yapabilir diyor. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
Evet, yakın zamanda makalende yayınlanacak. Bekliyoruz Dört Göz'den. Evet, şimdi konferansımızın soru-cevap bölümüne geldik. Varsa sorularınızı alabiliriz, yorumlarınız varsa alabiliriz. Kimse bir soru sormayacak mı? Hele ki şarap konusunda. Evet, birinin bir şey söylemesi şart mı? Bir saniye lütfen. Evet, konuşma için çok teşekkür ediyorum. Ben de bir şarap üreticisiyim. Eski dönemlerde olduğu gibi şarap üretiyoruz. Vasilaki gibi üzümler yetiştiriyoruz. Ancak benim için çok ilginç oldu. Çünkü bizler Birinci Dünya Savaşı'nda ve 70'li yıllara kadar mülteci olarak yaşamış olan kişileriz. Ama Vasilaki ve Kuntra gibi iki tane tür var ve bu şarap ve bu üzüm türlerinin listelenmediğini, belirtilmediğini gördüm. Bunun sebebi mültecilerin yanlarında götürmüş oldukları asma fideleri olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Evet, bu aslında okumadığım tek bölümdü. Evet, yanlarında asma ya da fide götürüp götürmediklerine dair hiçbir kanıt yok. Ama Bulgaristan'dan ya da Doğu Trakya'dan gelen kişilerin yanlarında fide getirdiğini söylemek mümkün. Çünkü yanlarında taşınır mal götürmelerine müsaade edilmemişti. Ve Yunan ordusu da oradaydı. Zannediyorum ki pek bir şey götürme fırsatları olmadı. Bağcılığın canlanması da o zamanlar kırsal ekonominin genel itibariyle modernleştirilmesi sayesinde oldu. Bu yıl o yıl çok fazla fidelik kuruldu ve uzmanlar asma yetiştiriciliğiyle ilgili olarak veya şarap üretimiyle ilgili olarak bilimsel yollar sunmaya başladılar. Bağcılık ve bağlar o dönem Fransa ve Amerika sayesinde burada canlanmış oldu. Tabii ben alanın uzmanı değilim ama o dönem yayınlanmış olan bütün makaleleri, bilimsel dergileri okudum. Ve mültecilerle ilgili bütün yazılara, yerel çiftçilerle ilgili bütün yazılara göz attım. Ve bu konu hakkında hiçbir şey söylenmediğini gördüm. Başka sorusu olan var mı? Lütfen bir dakika. Pontus bölgesinde Paflagonya'dan bir üretim merkezi Sinope'nin şaraplarını sorabilir miyim? Çünkü üretim yapıyor. Pardon. İthal mi de acaba şarapları yoksa üretim yapıyor muydu? Çünkü o bölge boş gözüküyor haritanızda da. Kolkis bölgesi daha çok üretildiği gösteriliyor. Ve daha çok da amforalı, damgalı amfora kutlarına tüm Yonya bölgesinde Babil'e kadar rastlıyoruz. Ve bunların içinde daha çok balık ve
zeytinyağı üretimi yapıldığını ya da taşındığını düşünüyoruz analizlerden. Acaba Sinope'de şarap üretimi yok muydu ya da ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü 1500 yaklaşık amfora miktarında bir ödeme yaptığını biliyoruz. Evet. Anabasis'te. Evet. O zaman bu şey nereden geliyor? Evet. Şimdi benim konuşmamda Teos'a ilişkin böyle bir şey söylemiştim. Evet. Ondan zaten antik dönemde Teos'a ilişkin herhangi bir antik yazar hiçbir atıfta bulunmuyor Teos'la ilişkin. Ama 5000 amfora Antiyokos'a şarap gönderdiği söyleniyor. Ama Teos'un etrafı zaten bağ ve şarapla dolu. Yani Klazomenai, Ritrai, Hios. Ama Sinop meselesine gelince çok karmaşık bir şey. Yani o Anabasis'te o kadar Yunan askerini şaraba boğmak çok zor. Yani nereden kolay iş getiriyordu? Acaba şimdi şöyle bir sorun da var, bu amfora üretimiyle amfora üretimi kendi başına bir endüstri mi yoksa ille bir ürünle birlikte mi düşünülmeli diye sorarız biz. Yani sadece bir kent kil yatakları nedeniyle boş amfora üretmiş de olabilir diye düşünüyorum. Evet, çok sayıda yani işim evet, var. Evet, Sinop için böyle bir şey var. Ama Karadeniz, Kırım dahil olmak üzere, bütün Karadeniz'in etrafı şarap üretiyor. Evet. Heraklia'da, Sinop'ta, yukarıda, Kolkis'te. Bazen öyle de düşünebiliriz bu Sinop amforaları. Yani sadece taşımacı olarak da düşünebiliriz ama balık ve şey ürettiğini biliyoruz. Şimdi tabii ama balık bu garum veya kuru balık için Sinop amforaları pek uygun değil gibi geliyor. Onun için özel amforalar. Spatia evet, denen evet. Amforalar üretilmiş olabilir. Onlar çok Roma dönemi 2. yüzyıl falan oluyor ama galiba. Hepsi spekülasyon şu anda söylediklerim. Evet. Yani hepsi spekülasyon. Küçültmemek lazım Sinop'un. Evet çünkü çok sayıda damgalı amfora kulpuna rastlanıyor. Evet, Babil'den yani daha önce kadar. Bunları düşündük ama Sinop atölyeleri kazıldı. Evet, çok araştırma var. Çok araştırma Garland var ama bugün de Sinop'ta bağcılık yapılıyor. Evet. Şarap üretiliyor. Yani şarap üretilmiyor, bağcılık yapılıyor. Yiyorlar yani. Evet. Yiyorlar. Ya da ne diyoruz ona? Pekmez yapılıyor. Evet, o da olabilir pekmez. Ama şarap üretimi de kısmen de olsa olmalı diye düşünüyorum. Karadeniz, tabii ama biraz kuzeye doğru mesela niye Trabzon'da orada burada yok biliyorsunuz. Orası boş bırakılmış haritanızda da. Evet. Ona dayanarak zaten sordum. Evet yani, evet haklısınız. Sinop'la ilgili bir sorun var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ben duyuyorum sen. İlk şarap üretilen gelen İnusa olduğunu Yunan mitolojisi. Yunan mitolojisine göre İnusa olduğunu söylemiştiniz. Ben aman ha. En son yani bildiğimize göre bilinen en eski şaraphane şimdiki Ermenistan Aleni bir mağarasında çıktı galiba. 6000 yıl içinde söyleniyor. Bu kadar eski bir şarap üretildiğine benzer Anadolu'nun içerisinde başka bir yer var mı? Yok. Şimdi bir de hani bu Firuz, Telfiruz galiba, Telfiruz'da. Şimdi sorun o tartarik asit dediğimiz o kalıntı, şarap da bırakır onu, üzüm de bırakır. Değil mi? Yani biraz problemli aslında. Yani bir yığın üzüm de orada yok olur ama orada kalıntısı kalır. Yani tartarik asit her zaman şarap anlamına gelir mi? O da bir tartışma. Efendim? Tabii olursa evet. Evet. Üzüm ölçeğinde tartarik asit kristalize olması çok zor. Fermentasyon sonrasında bütün bağlar ve
Evet, yani yine öyle ama sadece orada biliyoruz. Ama Anadolu'da Neolitik dönemde ben şarabım diye bir kanıt yok. Yani ne Çatalhöyük'te var. Bir takım üzüm çekirdekleri toplanıyor onlar. Ama bu şarap anlamına gelmiyor diye düşünüyoruz. Ama Erken Tunç'la beraber yani çok açık bir, mesela 2000'de, şimdi Erken Tunç İsa'dan önce 3 ve 2000, yani 1000 yıllık süre. Ama 2000'de kesin Hititler konuşuyorlar. Her konuda konuşuyorlar Hititler ama şarap konusunda da konuşuyorlar. Yani 2000'de olgunlaşmış bir şarap üretimi var. Yani onun bir geçmişi olması lazım ki o kadar gelenek haline gelmiş Anadolu'da. Orada var artık. Ama Neolitik konusu problemli yani. En azından bu açıdan bir doktora tezi yapılabilir. Çünkü şeyde mesela geç kalkolitik, erken tuş dediğimiz 3300'den itibaren Beyce Sultan'da öyle kap formları var ki heh diyorsun. Yani bu kap formları değişiyor, kap formları. Bir de bu bir gusto meselesi. Yani Yunan dünyasında, klasik dünyada, arkaik dünyada öyle değişik kap formları var ki diyorsun ki ancak şarap üretilirse bu kap formları vardır. Ama Neolitik'te ağzı açık. Yani yoğurt için veya yemek pişirmek için biraz kapalı olması lazım şeyin. Yani amfora cinsi bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Sayın Hocam, kaynaklar içerisinde geçen konularda işte şifalı şarap, buna ek olarak deniz suyunun katıldığı ve bir takım Doğu ve Batı Roma kaynaklarında da şarabı içilebilir hale getirmek için çeşitli bal gibi başka ıtırlı bitkilerin katıldığını biliyoruz. Evet. Bu kaynakların içerisinde sizin değindiklerinizin arasında benim merak ettiğim siyah üzümden, daha doğrusu kırmızı şarap üretimiyle beyaz şarap üretimiyle ilgili herhangi bir ayrım veyahut da hangisine daha çok rastlandığı gibi bir kaynağa rastladınız mı efendim? Vallahi yani Columella'dan tutun Varro'ya kadar yani herkes bu konuda konuşuyor. Roma tarım yazarları konuşuyorlar. Şeyi anlamadım. Yani kırmızı üzümden kırmızı şarap yapılır. Beyaz üzümden beyaz şarap yapılır benim bildiğim, değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi öyle değil. Ben teknoloji değişmiş. Ben biraz geç kaldım bu konuda. Estağfurullah. İyi tabii. Ama bunu biliyoruz biz. Şifalı şaraptan söz ettiniz. Antik dönemde şarabın gerçekten şifalı olduğuna inanılıyor. Şifasız olduğuna inanan yok şu anda bile. Yani gerçekten şarap dediğiniz, bakın tek içki vardır bu dünyada. Gerçekten şifalı olan. Şarap. Başka hiçbir tanesi gerçekten şifalı değildir. Bana rakının herhangi bir şifalı tarafını gösterebilir misiniz? Yani içindeki şeyler olarak yani yok. Viski mi? Hayır. Hangisi? Tek bir o da kırmızı şaraptır benim bildiğim. İçinde binlerce enzim keşfedildi. Belki daha fazla yani şimdi. Hala keşfediliyor. Hala kırmızı şarabın içinde hala ayırt ediyorlar. Saymakla bitmez kırmızı şarabın içindeki. Bundan daha faydalı bir içki bilmiyorum ben. Yani orta çağ tıbbından yola çıkacak olursak o zaman yiyeceklerle veya içeceklerle bir takım hastalıkların
tedavisini de göz önüne alacak olursak, o zaman kırmızı şarabın daha yoğun olarak kullanılması gerektiği yolunda bir çıkarım yapabilir miyiz? Tabii, besleyici. Şimdi şöyle bir şey var antik dönemde. Benim kazı yaptığım yerde tek kulplu, fakat sadece parmak geçecek kadar kulplu bir kap formu var. Amfora diyoruz ama tek kulplu olduğu için amfora olmaz. Amfiforeus, çift taraflı taşınan demek. Tek kulplu. Çiftçinin sabahtan akşama kadar tarlada çalışırken içine koyduğu suyla karıştırılmış şarap. Su içmiyor. Sabah başlıyorlar. Akşama kadar şu şekilde tuttuğunda matara gibi. Hani şu şekilde, hani bizim köylüler testiyi kaldırırlar. Ağzı da o kadar dar ki dökülme imkanı yok. Şimdi menemen testisinin ağzı büyüktür. Böyle yapamazsınız, dökülür. O İsa'dan sonra 2. yüzyılda çok güzel bir dizayn yapmışlar. Kaldırdığınızda hiç dökülmüyor. Onun için krasi sözcüğü Yunanca karışma anlamına geliyor. Evet. Aslında inostur Yunan şarap. Ama krasi, bugün yeni Yunanca'da krasi, karıştırma. Suyla şarabın karıştırma. Bakın, sek şarap bir barbarlar içer, bir de modern dünya içer. Yani yasak mesela. Antik çağda sek şarap içmek yasak. Çünkü onun öyle olmaz, o sarhoş olursunuz. Yani. Sabahtan akşama kadar. Ama hileleri de var tabii. Yani bir kötü şarabı birinci sınıf bordo yapmak istiyorsanız, içine bir kurşun boru sarkıtın, şey oluyor. Yani çok güzel oluyor. O, çünkü kurşun oksit çok tatlıdır. Tabii ondan sonra bütün orta çağın bütün salgınları bu yüzden olmuştur. Sonunda buldular Almanlar. Kurşun kazanlarda kaynatıldıkları için sapayı, kurşun oksit birikiyor. Sadece bir manastırda, Almanya'da bir manastırda yapılmadığı ortaya çıkıyor. Sonra yasaklıyorlar. Yani gelenek, kurşun kazanlarda kaynatıyorlarmış sapayı. İşte onu. Evet. Bir rakı dostu bana şey yapmadı, laf atmadı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sunumun ancak ikinci yarısına yetiştim galiba. Saat 20 sularında yetiştik. Dinlediğim kadarıyla ilk bölümünü de izlemekte fayda vardı. Şifadan söz açılmışken bu konuda araştırma yaptığınız için Apazya'da çaça adı verilen bir şey duydunuz mu? Hayır. Apazya. Keşke hazırlıklı olsaydım ve burada biraz lahını ve çaça getirmiş olsaydım. Hem tadına bakıp hem üzerine sohbet de edilirdi. Apazya'da ev şaraplarıyla ünlü bir yer. Bulgaristan'ın hanımefendi belirtmişti konuşmacı, yani yeni dönemde daha iyi olacağı, bu yönde de çalışmalarını gideceği, ekonomi vesaire gibi konulardan bahsedildi. Hani ülkeler arasında bu anlamda bir dostluk kurulabilir. Belki şaraplar, ev yapımı nasıl yapılıyor, lezzetler, toplantılar düzenlenebilir. Çok eski dönemden beri kendi şaraplarını yaparak sofrada o seremonilerle yaşayan bir halk Apazlar. Çaça dediğim ise çok farklı üzümün dalından ayrılarak, o dalın bir tütsü şeklinde dumanında damıtılarak gibi çok farklı bir yapımı var ve geçmiş dönemde yoğun et tüketen kişilerin sindirim amaçlı kullandığı, içine bir diş sarımsağı ezip yemek kaşığıyla birlikte biraz da çaça ekleyerek, bir yemek kaşığı çaçayı içerek o gün tamamen gribi atlatma gibi etkisi olduğu gibi yemekler arasında anılarak sindirimi, mide bağırsak sistemine yardımcı olduğu söyleniyor. Ama şu an çaça, işte modern dünya insanı dediniz ya, tüketiyor. Farklı bir tüketim alanına girdi. Yani herkes sarhoş oluyor ama şifa niyetiyle yola çıkmış bir içecek. Ev şarapları da aynı şekilde gayet lezzetli şarapları var.
Üzümler de dalında zaten fermente olmuş gibi hocam. Yani gerçekten keşke bir lahana getirseydim buraya ya da o üzüm bağından bir şey getirebilseydim. Hazırlıksız geldim. yani tanışmanızı çok isterim. Size ulaştırmayı da isterim bu teşekkür şarap ederim. Örneklerinden. Bir damıtmadan söz ettiniz. Bir tarz bir şey ama onun detayını... Bakın eğer size... damıtılıyorsa o şarap değildir. Değil midir? Hiledir o. Hile midir? Tamamıyla hülledir. Üstad sizsiniz ben bilmiyorum. Şimdi şöyle hülledir. Şimdi yasak olan hamırdır. Evet. Hamır. Yani fermante. İçkidir, yasak. Fakat 200 yıl düşünmüş Müslüman. Bunu nasıl aşarız diye. Hülle diye bir laf var. Hamdan damıtmaya başlamışlar. Rakı dediğiniz damıtarak oluyor. Ben bir hadis arıyorum. 1 milyon hadis varmış. 200 tanesi sahih diyorlar bunların. Düşün, 1 milyon hadis var. 200 tanesi sahih. Ben bir hadis buldum. El hamrı leysi haram amma es sekretü haram. Evet. Değil mi? Var. Yani var mı? Ben uydurdum ama. Arapçası şu. İçki değil, sarhoşluk haramdır. Yoksa sarhoş olmazsanız, toplumsal bir zararı yoksa, sosyal bir zararı yoksa, niye haram oluyor ki? Eğer bir sosyal zararı varsa haram olur. O yüzden bu hadis tutarsa, şarabın makus talihini yeneceğiz. Gençiz. Şimdi çıkacağız, zorla rakı içirmeye götürecekler beni. Hep böyle yapıyor bu Türkler, ne yapayım yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Hüsnü Bey. Evet, son, evet. Tamam, son olacak çünkü evet, epey. Bir dakika çünkü şey tercüman. Evet. İyi akşamlar. Konuşmanızın başlangıcında uygarlık mı şarabı takip etti, şarap mı uygarlığı takip etti demiştiniz. Şimdi bundan hareketle semavi dinlerin hepsini demeyelim, özellikle Hristiyanlık, Müslümanlık bir tarafa sıcak bakıyor şarap. Şarap ondan önce de vardır, daha sonra da devam etmiştir. Mesela siz şey dediniz, bir manastırda falan bunlar imal ediliyor şarap. Ama Müslümanlık zınhar buna karşı çıkıyor. Sarhoş olmaya dediniz ama şarabın kendisinde zaten alkol var, sarhoşluk var. Alkol var mı bilmiyorum, yanlış şey kullanmış olabilirim ama ona karşı çıkılıyor. Ama Alevilik'te bahsettiğiniz Aleviler de şarap üretiyor, kullanıyorlar. Zaten onların inancında da şey vardır, Kırklar Cemi vardır. Orada bir üzüm tanesinden İşte bir şey üretiliyor, şerbet deniliyor orada. Onun içince kendinden geçiyorlar. Dolayısıyla ilk inanışların temelinde şarap vardır onlarda, Alevilerde. Hristiyanlarda da vardır bu ama Müslümanlık buna şiddetle karşı çıkmıştır. Acaba... Çok şiddetle karşı çıkmıyor. Vallahi inanış, bildiğim inanışın kendisi zaten şeydir yani, buna karşıdır. Yani haram deniliyor burada. Ne, sarhoş olma diyor. Sonuçta sarhoş eden şey nedir? Oradaki o özdeki madde neyse o. Yani suyla karıştırılırsa sen bunu inandıramazsın. Ben suyla karıştırarak içiyorum. Onun için sarhoş olmuyorum denilemezsin. Şarapsa veya alkolse bitti. Şimdi bir fıkra vardır. Dansözün biri nedamet getirmiş. Fakat bir gün bir düğünde canı oynamak istiyor. O Allah'ım günah yazma deyip oynuyormuş. Sonra biraz yaz, biraz yazma diye başlamış. İster yaz, ister yazma. Olmaya gelmiş. Şimdi Kur'an'ı okuduğunuzda 3 farklı ayet var. Nahl suresinin 67. ayetini açın okuyun. Biz size üzüm ve diğer meyvelerin suyundan çok güzel bir içki ikram ettik. Aklı olan için bunda bir mucize vardır diyor. O kendini
Mekke'de zayıf hissettiği dönemde. Heh. Şimdi ismi lazım değil, iktidar sahiplerinden bir tanesi, iktidara geçmeden önce demokrattı. Sonra iktidarını güçlendirdikçe vazgeçmeye başladı demokrasiden. Öyle bir durum var orada da. Mekke'de... Başkadır, Medine'ye geçince başkadır. Sonra güçlenince... Şimdi evet. Mesele şu. Kime ait olacak insan? Ona mı? Yoksa içkiye mi? Bir şeye mi? Bu onun özelliği. Ama dediğim gibi ilk ayetlerden bir tanesi bunu söylüyor. Sonra nebiz diye, bilir misiniz? Yani nebiz diye alkollü içkiler var. Bunlar hiçbir şekilde şey değil, problem değil, içiliyor, ediliyor. Bunlar daha sonraki, bunlar. Hocam onu zaten şimdi İslamiyet'ten önce de bir toplum vardı, bir sosyal yaşam vardı. Mutlaka bu tür şeyler vardı, toplum bunu üretiyordu. Buna karşı çıkmıyorum ben. Ama sonuçta yani İslamiyet güçlendikten sonra bunun tavrından bahsediyorum ben. Ben de. Her zaman yani İslamiyet'te güçsüz zaman da farklı ayetler vardı. Buna ilişkin değil, birçok hayatın alanlarına ilişkin ayetler vardır. Birbiriyle çelişen. Evet. Ben onu diyorum. Ben sadece yani şarabı ilk üretiminde toplumların gerçekten gelişmişlik, yani uygarlaşma, medeniyet düzeyi buna bakış açısıyla, onun üretimiyle, kullanımıyla orantılı mıdır diye bir şey diyorum. Bir etkisi var mıdır diye öyle bir sorusum. Var. Var. Etkisi var. Evet. Etkisi var. Tabii. İşte gördük birinci slaytta. Yani uygarlık bağ mı uygarlığı takip ediyor, şarap mı uygarlığı, uygarlık mı şarabı takip ediyor? Çok açık. Hala dikkat ederseniz bağ ve şarap o paralellerde gelip gidiyor. O zaman. Şimdi bir sorunumuz var. Bir karikatür düşünün. Anadolu. Böyle olduğu gibi. Hani vardır ya bizim harita Anadolu'yu çizer. İlkokulda başladılar öğretmeye bize. Onu şöyle düşünün. İki ortasından şöyle bir paralel çizin. Aşağıda inanılmaz asma kökleri var. Birisi gelmiş kafasını koparmış. Yukarıda da meraklıların, heveslilerin yukarıda yaratmaya çalıştığı yeni asma üzüm bağları var. İkisinin arasında çok ciddi bir boşluk ve kopukluk var. Bir birleşseler, ne Bordo, ne Napa Vadisi, hiçbir yer Anadolu'nun potansiyeline ulaşamaz. Size söyleyeyim. Hiçbir yer ulaşamaz. Değil mi? Daha biz 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bağlarımız var. 40 yıl nedir ki bir bağda? İnce ince 200 yıl boyunca her yılın ürününü en ince ayrıntılarıyla kayda geçireceksiniz. Onları karşılaştıracaksınız. Bizim 1922'de bitti. O zaman şaraplı geleceğe diyelim size, şaraba ve bir de hayyamı unutmayalım, teşekkür ederim. Evet, tabii. Ama mecaziymiş hayyamın şarabı, öyle diyorlar. Biz gerçek bilelim, bilmiyorum. Öyle diyorlar yani. Yoksa o matematik problemleri ayık kafayla çözülür mü? Yapmayın Allah'ını seversen. Dear friends, thank you. Dear colleagues, thank you. Thank you very much. Thank you very much.